Merhaba Mastermind izleyicileri. Avrupa Uzay Araştırma Ajansı ve Japon Havacılık ve Uzay Ajansı tarafından geliştirilen uzay aracı Bepi Colombo'nun Merkür'e en yakın noktadan kaydettiği fotoğraf dünyaya ulaştı. İlerleyen günlerde daha çok fotoğraf gelmesi bekleniyor. Peki nedir bu Bepi Colombo? Bugün teknoloji her ne kadar gelişmiş olsa da hala Güneş sistemimizde bulunan gezegenlere ulaşamamış, bu gezegenler hakkında yeterli bilgiyi elde edememiş durumdayız. İşte bu nedenle özel veya ulusal birçok uzay ajansı diğer gezegenleri keşfetmek için yeni araçlarını uzaya yolluyor. Bu araçlardan birisi olan ve uzaya Avrupa Uzay Ajansı yani ESA tarafından gönderilen Bepi Colombo, Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür'e doğru yolculuğunda önemli bir adımı geride bıraktı. 2018 yılında Merkür görevi için uzaya doğru yola çıkan Bepi Colombo, Merkür'e yaklaşarak görüntü alacak ve sonda görevini yerine getirecek. Merkür, Güneş'e en yakın gezegen konumunda yer alıyor. Bunun yanı sıra Plüton'un gezegenlikten istifa etmesinin ardından en küçük gezegen olarak tanımlanıyor. Güneş sistemindeki en küçük ve Güneş'e en yakın konumda bulunan gezegen Merkür, yoğun sıcaklığı ve çekirdek yapısıyla bilinmezliklerle dolu. Merkür'ü araştırmak için Avrupa ve Japon uzay araştırma şirketleri bir robotik uzay aracı geliştirdi. ESA ve JAXA'nın geliştirdiği iki farklı uzay aracının kombinasyonu olan Bepi Colombo, 7 yıl sürecek yolculuğuna 2018'de başlamıştı. Bepi Colombo, tarihteki ikinci Merkür görevi olarak kayıtlara geçiyor. İki önemli uzay ajansı tarafından ortak olarak yürütülen görev, geçtiğimiz hafta sonda görevi ve görüntü almak için Merkür yüzeyinin 200 kilometre yakınına yaklaşarak önemli bir aşamaya ulaşmış oldu. Bu yaklaşım anında Bepi Colombo'dan beklenen Merkür fotoğrafı geldi. Bu fotoğraf siyah beyaz ve günümüz teknolojisi göz önünde bulundurulduğunda düşük bir kaliteye sahip olsa da araştırmacılar için oldukça büyük bir öneme sahip. Uzay aracının şu anki donanımı yüksek çözünürlüklü bilim kameralarının kullanılabilmesi için uygun değil. İki parçadan oluşan aracın dışına monte edilmiş birkaç izleme kamerası yer alıyor. Merkür'ün bu ilk fotoğrafı Bepi Colombo'nun yan tarafında bulunan düşük çözünürlüklü bir izleme kamerasıyla çekildi. Paylaşılan ilk fotoğraf, paylaşılacak diğer fotoğraflar için daha çok merak uyandırdı. 2018 yılında başlayan yolculuk, 2023, 2024 ve 2025'te de Merkür'ün yörüngesine girme çalışmalarıyla devam edecek. 2026'da gerçekleşmesi planlanan operasyonlara başlayabilmek için Bepi Colombo'nun Merkür'ün yörüngesinde düzenli bir konumda görülmesi gerekiyor. Bu robotik uzay aracının iki parçadan oluştuğundan bahsetmiştim. Avrupa ve Japon uzay araştırma şirketlerinin geliştirdiği bu iki parça, Merkür'ün yörüngesine girilmesiyle ayrılacak ve farklı görevleri olacak. Avrupa'nın gezegensel yörünge aracı MPO, Merkür arazisini haritalamak, yüzey yapısı hakkında bilgi toplamak, yer şekillerinin yüksekliklerini hesaplamak ve iç yapısını algılamak için tasarlandı. Japonya'nın manyetosferik yörünge aracı yani MMO ise öncelikle Merkür'ün manyetik alanını inceleyecek. Güneş'ten dağılan parçacıklarla dalgalanan Merkür kütlesini, güneş rüzgarları ile Merkür'ün etkileşimini araştıracak. Ayrıca Bepi Colombo yolculuğu sırasında Dünya çevresinde bir kez, Venüs'ün etrafında iki kez ve Merkür'ün yörüngesine girmeden önce Merkür etrafında tam 6 kez, toplamda 9 kez yörüngesel manevra tamamlayacak. Bu manevralar Bepi Colombo'nun yolculuğu tamamlaması için gereken hızlanmayı, yavaşlamayı sağlayacak ve 7 yıl sürecek. Bepi Colombo 10 Nisan 2020'de Türkiye saatiyle saat 7.25'te dünyadan 12.700 km yükseklikte dünyanın yerçekimini kullanarak
kendisine hız kazandıracağı manevrayı tamamladı. Uzay aracı önemli manevrayı tamamlarken uzay aracından da muhteşem görüntüler alındı. Pepi Colombo Ağustos ayında yörüngesi gereği Venüs'ün de yakınından geçti. Ve bu kadar yakından geçerken Venüs'ten de ufak tefek bilgiler almak ihmal edilmedi. Bu süreçte Venüs'ten ilginç ses kayıtları da alındı. Aynı zamanda Pepi Colombo ile eş zamanlı olarak Venüs'ün çevresinden geçen Solar Orbiter uzay aracı bu görüntüleri çekerek Dünya'ya gönderdi. Ağustos ayında hem Venüs'ün görselleri hem de aynı zamanda ses kayıtları farklı uzay araçları tarafından çekilerek Dünya'ya ulaştırılmış oldu. Araştırmacılar eş zamanlı sürdürülen bu çalışmalarla sıcak, küçük dünya olarak tanımlanan Merkür hakkında birçok bilmecenin çözüleceğini umuyor. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.